1. Gıyaseddin Kehüsrev'in 1. Saltanat yılında abisi Rükneddin Süleyman Şah'ın Konya'yı kuşatarak saltanatı ele geçirmesi sonucu Kehüsrev anlaşma gereği Konya'yı terk etmek zorunda kaldı. Bu sırada 1. Gıyaseddin Kehüsrev'in 3 oğlu bulunuyordu. Bunlar gelecekte ikisi sultan olacak 1. İzzettin Keykavus, diğeri Alaaddin Keykubat'tı. En küçük oğlu Celaleddin Kefiridun'dur. Tarih videolarımızın devamı için YouTube Ertuğrul Sevim kanalına abone olun. Dilerseniz destek için siz de kanalımıza katılabilirsiniz. Amcaları Rükneddin Süleyman Şah, yeğenlerine kalmakta ya da gitmekte özgür olduklarını söyleyince, babaları Gıyaseddin Kehüsrev'in yanına sürgün gitmeyi ve sürgün hayatını seçtiler. Aradan yıllar geçti. Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. İstanbul'da Latin Krallığı, İznik'te İznik İmparatorluğu ve Trabzon'da Pontus İmparatorlukları kuruldu. 1205 yılında Gıyaseddin Kehüsrev, Rükneddin Süleyman Şah'ın vefatından sonra tahta oturdu. Gıyaseddin bu yıllarda yeğeni 3. Kılıç Arslan'ı Tokat Melikliğine gönderdi. En büyük oğlu Melik İzzettin Keykavus'u da Malatya Valiliğine gönderdi. Haziran 1211 yılında 1. Gıyaseddin ile İznik İmparatoru Laskaris Alaşehir'de meydan muharebesine giriştiler. İlk başlarda muharebeyi Selçuklular kazandı. Tedbirsiz bir şekilde savaş meydanını dolaşan Gıyaseddin Kehüsrev, yaralı bir Frank askeri tarafından şehit edilince, Laskaris ve İznik ordusunun ani taarruzuyla Türk ordusu dağılarak geri çekildi. Konya'da Selçuklu tahtı boş kalınca devlet adamları Kayseri'ye geçerek Malatya valisi Gıyaseddin Kehüsrev'in büyük oğlu İzzettin Keykavus'a haber gönderdi. Keykavus durumdan haber alınca babasının bu şekilde şehit olmasına çok üzüldü ve 3 günlük yastan sonra Kayseri'ye gelerek Selçuklu Sultanlığı kendisine teslim edildi. Temmuz 1211'deki bu taht merasiminden sonra Alaaddin Keykubat da Türk veraset anlayışına göre tahtta hak iddia ederek Tokat'tan hareketle Kayseri üzerine yürüyüşe geçti. Alaaddin Keykubat'ı destekleyen en önemli güç ise Erzurum valisi amcası Tuğrul Şah'tı. Ve güçlü uç beyleri de yanında yer alırken Ermeni kontu da kendisini destekliyordu. Şiddetli bir kuşatma yaşandı. İzzettin Keykavus ve Kayseri halkı zor günler geçirdi. Nitekim Keykavus'un vezirleri bu ittifakı dağıtmayı başardı. Ermeni kontuna hediyeler verilerek ittifaktan ayrılmaya ikna ettiler. Daha sonra Tuğrul Şah da durumdan şüphe duyarak Erzurum'a geri döndü. Keykubad'ın geri kalan ordusu da ani bir huruç harekatıyla dağıtılınca Ankara Kalesi'ne çekilmek zorunda kaldı. Selçuklu'da taht savaşları verilirken 1. Gıyaseddin Kehüsrev'in fethettiği Antalya yeniden elden çıktı. Bu sırada Kayseri'de yeni devlet düzeni için atamalar yapan Keykavus, Konya'ya taht şehrine gelerek halk tarafından karşılandı. Konya'da Abbasi halifesi başta olmak üzere çevredeki devletlere elçiler göndererek sultanlığını ilan etti. Sultan 1. İzzettin Keykavus'un en büyük arzusu İznik İmparatoru Laskaris'ten babasının intikamını almaktı. Ancak durum şu an için elverişli değildi. Ayrıca Laskaris bir elçi heyeti göndererek başsağlığı diledi ve sultanlığını tebrik ederek barış antlaşması istediğini söyledi.
Selçuklular ile İznik İmparatorluğu arasında sınır değişmeden aynı şekilde kabul edildi. 20 bin altın tutarında bir tazminat Selçuklulara ödendi ve son olarak babası Gıyasettin Kehüsrev'in cenazesinin Konya'ya taşınması konusunda anlaşmaya varıldı. Sultan İzzettin Keykavus, ilk olarak Ankara'ya sığınmış olan kardeşi Alaaddin Keykubad'ın üzerine ordusuyla yürüdü. 1212 ilkbaharında Ankara Kalesi dört taraftan kuşatma altına alındı. Çeşitli taarruzlar gerçekleştiyse de kale ele geçirilemedi. Kuşatma neredeyse bir yıl kadar devam etti. Alaaddin Keykubad iyi direnmişti. Nihayet Sultan Keykavus'un vezirleri Alaaddin Keykubad'ı teslim konusunda ikna etmeyi başardılar. Alaaddin Keykubad Malatya'daki Minçer Kalesi'ne sürgüne gönderilerek canı bağışlandı. Selçukluların taht savaşı verdiği yıllarda Trabzon İmparatoru Alexios Komnenos sınır ihlalleri yaparak Selçuklu topraklarına tacizlerde bulunuyordu. Sultan İzzettin Keykavus kardeşi ile olan sorunlarını hallettikten sonra ilk iş olarak Trabzon İmparatorluğu üzerine gitmeyi uygun gördü. Ordusunu toplayarak Sivas'a hareket etti. İzzettin Keykavus Sinop'a hemen saldırmak yerine casuslarını harekete geçirerek bilgi topladı. Bu sırada Sinop'ta tedbirsiz bir şekilde dağlarda avlanan İmparator Alexios Komnenos, Selçuklu uç beyleri tarafından esir edildi. Bu durumu haber alan Keykavus ordusu ile Sinop önlerine geldi. Sinop kalesini karadan ve denizden kuşatma altına aldı. Sultan Keykavus, İmparator Alexios'u çok iyi bir şekilde misafir etti ve kale komutanına imparatorun elinde esir olduğunu ve şehri hemen teslim etmesi konusunda mektup gönderdi. Elçiler gelip gittiyse de şehir teslim edilmedi ve şiddetle savunuldu. Selçuklu baskısına daha fazla dayanamayan Sinop muhafızları şartlı teslim olma seçeneğine başvurdular. Halka ve mallarına dokunulmayacağı konusunda sultandan yemin alınca 28 Ekim 1214 günü kale burçlarında Selçuklu bayrakları dalgalanmaya başladı. İmparator Alexios ile anlaşma yapıldı ve Trabzon İmparatorluğu Selçuklulara bağlandı. Sinop şehri fethedildikten sonra ummalı bir çalışma ile yeniden yapılanma süreci başladı. Şehrin en büyük kilisesi camiye çevrildi. Devlet tarafından tüccarlarla iyi ilişki kurabilecek tecrübeli vali atandı ve devlet desteği verildi. Şehre Türk nüfusu yerleştirilirken kaçan gayrimüslimler de geri davet edilerek malları iade edildi ve din özgürlüğü garanti altına alındı. Şehre ekonomik canlılık kazandırmak adına Karadeniz ötesi ticari ilişkiler kurulmasına önem verildi ve güçlü sermayedarların Sinop'a yatırım yapması için devlet desteği ve garantisi sağlandı. Sinop'un fethinden sonra Konya'ya dönen sultan fetihnameler gönderdi. Bu dönemde Abbasi halifesi ile iyi ilişkiler kuruldu. Sultan 1. İzzettin Keykavus, kardeşi Alaaddin Keykubad ile taht savaşı verirken, Hristiyanlar bir gece ansızın saldırarak şehrin Türk yöneticilerini şehit etmişler ve Antalya'yı ele geçirmişlerdi. Sinop meselesini halleden Keykavus'un ikinci hedefi Antalya oldu. 1214 yılında Antalya'yı istirdat etmek için hazırlıklara başlandı. Selçuklu ordusunun hareketini haber alan Antalya yöneticileri Kıbrıs Krallığından yardım talep etti. Kıbrıs'tan birkaç gemilik yardım Antalya'ya ulaştığında Selçuklu ordusu kuşatmaya başladı. Selçuklu askerlerinin şiddetli taarruzu
ve yiğitlerin canlarını hiçe sayarak surlara tırmanmaları sonucunda şehir 22 Ocak 1216'da ele geçirildi. Bir aylık bir kuşatma sonunda ele geçirilen Antalya'da aynı Sinop'ta olduğu gibi yeniden imar edildi ve ticaretin canlanması için devlet tarafından ciddi bir şekilde teşvik sağlandı. Antalya'nın ele geçirilmesinin ardından bu şehirde kısa sürede gelişerek Anadolu'da Selçuklular için Akdeniz'e açılan önemli bir kapı olma özelliğini de elde etti. Bu dönemden sonra Anadolu Selçuklu topraklarında ticaret yollarının önemi ciddi derecede yükseldi ve kısa aralıklarla kervansaraylar ve hanlar inşa edildi. Selçuklular maddi anlamda en iyi dönemlerini yaşamaya başladılar. Sultan İzzettin Keykavus'un seferlerini fırsat bilen Ermeniler, özellikle Kayseri-Halep hattındaki ticaret yollarına baskınlar vermeye başlamışlardı. 1216 yılında Sultan Kayseri'ye giderek Ermeniler üzerine gerçekleşecek olan sefer için hazırlık yaptı. Sultan Keykavus, Ermeniler üzerine gerçekleşecek seferde Eyyubi Meliki Zahir ile hareket etmek istediyse de Melik Zahir bu müttefiklikten kaçındı. Bu yılda Melik Zahir'in vefat etmesiyle iç savaş başladı ve bazı komutanlar Selçuklu ordusuna katıldılar. Sultan Keykavus, Çiçin Kalesi ve Haçin Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Ermeni ordusu ile meydan muharebesine tutuştu ve Ermenileri bozguna uğrattı. Yaşlı Kont Selçuklu önünden kaçarak saklandı. Kışın da gelmesiyle Sultan bu seferi sonlandırdı. 1217 yılında yeniden sefer yapmak için hazırlanan Sultan Keykavus'a Kont Leon'dan bir elçi geldi ve Ermenilerin yeniden Selçuklu'ya tabi olmasını istedi. Yıllık vergi konusunda anlaştıktan sonra Ermeniler yeniden Selçuklu'ya tabi oldular. 1216 yılında Halep Meliki Zahir'in vefatından sonra iç çatışmalar başladı ve Halep'in başına küçük yaştaki Aziz getirildi. Yine de sular durulmadı. Halep komutanlarının Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'a sığınması ve onu Halep seferine teşvik etmesiyle olaylar devam etti. Sultan, vezirleri ve devlet adamları ile görüştü. Ancak Eyyubiler üzerine sefer yapmanın doğru olmadığını söyleseler de Sultan Keykavus'un ısrarı üzerine sefer kararı alındı. Selahaddin Eyyubi'nin en büyük oğlu Melik Eftal ile iletişime geçildi ve Halep Melikliği konusunda kendisinin destekleneceği bildirilerek askeri yardım istendi. Sultan İzzettin Keykavus askerlerine toplanma çağrısı yaptı ve Melik Eftal ile de anlaştı. Melik Eftal ile Raban Kalesi'nde buluşacaklardı. Selçuklu ordusu Raban Kalesi'ni kuşattığı sırada Melik Eftal de Selçuklu ordusuna dahil oldu. Raban Kalesi düşürüldü. Ardından Telbaşir Kalesi de ele geçirildi. Melik Eftal bu kaleyi kendisine istemesine rağmen sultan vermeyince Melik Eftal İzzettin Keykavus'a karşı tutum aldı ve Halep kuşatmasını engellemek adına sultanı oyalamaya başladı. Sultanı Halep yerine Menbiç Kalesi üzerine sevk edince Halepliler savunma hattı kuracak zamanı yakaladılar ve çevre şehirlerden askeri destek almak için zaman kazandılar. Melik Aziz, Selahaddin Eyyubi'nin kardeşi Mısır'da bulunan Adil'den yardım istemiş ve kısa süre içerisinde önemli bir kuvveti şehre almıştır. Melik Aziz'in annesi ve Atabey Şahabettin, Selçuklu ordusundaki komutanlara sahte mektuplar yazarak
Sultan İzzettin Keykavus'un eline geçmesini sağlamıştır. İzzettin Keykavus bu mektupları okuduktan sonra kendisine sığınan Eyyubi komutanlarının hainlik yaptığını düşünmeye başlamıştır. Sultan İzzettin Keykavus'un şüpheleri giderek artarken Melik Efdal de yanından ayrılarak Halep ordusuna dahil olunca İzzettin Keykavus'un sinirleri alt üst oldu. İzzettin Keykavus yine de Halep konusunda ısrarcı oldu. 4000 kişilik bir öncü kuvvet gönderdiyse de bu ordu mağlup olduğu gibi komutanları da esir düştü. Menbiç'in ele geçirilmesinden sonra Sultan Keykavus ordusu ile Eyyubi ordusunun karşısına çıktı. O gün yapılan muharebede iki tarafta yenişemeyerek geri çekildiler. Anadolu Selçuklu Sultanı büyük bir bunalıma girdi ve adamlarının kendisine hainlik ettiğini düşündüğünden dolayı savaş meydanını terk ederek Elbistan'a çekilme kararı aldı. Sultanın çekilmesinin ardından kaybedilen kaleler kısa süre sonra yeniden Eyyubilerin eline geçti. Sultan İzzettin Keykavus'un başarısız Suriye seferi kendisinde çok derin bir etki bıraktı. Hastalandı ve bir daha kendini toparlayamadı. Ancak ertesi yıl yine Halep'i ele geçirme planlarına başladı. Yine bazı Eyyubi komutanları kendisiyle birlikte saf tutacağının sözünü verdiler. Bu şekilde ordusunu toplayarak Sivas'tan Malatya'ya hareket etti. Bu sırada verem hastalığına yakalandı. Havası ve suyu iyi gelir ümidiyle Viran şehire getirildi. Bu da fayda etmedi. Sivas'a dönme kararı aldılar. Ancak yolda giderken Sultan İzzettin Keykavus 1220 yılının Ocak ayında vefat etti. Selçuklulara en iyi dönemlerinden birini yaşatan Sultan İzzettin Keykavus'un kendisi gibi Müslüman olan Eyyubilere saldırması ve vezirlerinin bu sefere çıkılmaması konusundaki uyarıları hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz.